Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün Dilara'mın bahçesindeyim yine. Çiçeklerini sulayacağım, bahçenin çimlerini sulayacağım. Eğer ki yetiştirirsem o birazcık böyle patlıcan, biber, bir şeyler var sebze. Onların diplerini çapalamayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani sulamadan önce şöyle bir çapa yapayım. Güzelce suyunu alsın. Bir de böyle ağaçlar var biraz. Onların dibini diyorum çapalayayım. Birkaç böyle otlar var fazladan çıkmış. Onları diyorum yolayayım birazcık. Sularken bir taraftan. İnşallah yetiştiririm bugün. Hava da bir güzel esiyor, anlatamam. Rüzgarın sesini ya da rüzgar birilerinin şu seslerini duyuyorsunuzdur. İnanılmaz rüzgar var bugün. Biraz da hava soğudu. Yağmur yağar mı onu da bilmiyorum. Dedim bugün sulanması lazım, gidip sulayayım arkadaşlar. Önce nereden başlayacağım biliyor musunuz? Önce çapalama işinden. Arka bahçeye gidip önce onları bir çapalayayım ben. Burada bir tane çapa buldum ama bunda sapı olmuyor arkadaşlar. Keşke aşağı bahçeden getirseydim ben. Birazcık ıslatayım. Kenarında da şöyle bir tahta parçası bulursam, kendi kendime konuşuyorum arada. Şöyle bir şey sokayım şuraya, bulduğum bir tahta parçası gibi bir şey. Şunlardan bulabilirim belki. Sıkılaştırayım çapanın sapını. Yoksa çıkar bu. Çok sallanıyor. Yani çubuk gibi bir şey buldum arkadaşlar. Biraz da bunu ıslatacağım. Birazcık sıkılaşsın. Daha iyi oldu. Oynamıyor en azından. Yabancı otları böyle söküyorum arkadaşlar. Böyle güzel güzel 3-5 semiz otu var. Semiz otlarını sökmüyorum. Dilara geldiğinde bunları biz yoğurt şeklinde böyle cacık yaparız ya da yemeğin yaparız. Belki yaparız çıktığında, severse. Bahçeyi ilaçlayacağız arkadaşlar. Kaç gündür esinti durmuyor rüzgar. Rüzgarlıyken de ilaç atılmıyor. Kaç gündür bekliyoruz ağaçları ilaçlayalım diye. Bakalım ne zaman esmeyecek rüzgar, o zaman geleceğiz. Thank you.
Evet. Bahçenin çapalaması bitti arkadaşlar. Bakın biberler falan nasıl güzel ortaya çıktı. Çok güzel oldu. Havva'nın da eline sağlık. Havva dikti bu domates, biber fidanların, patlıcan fidanların. Bakın şöyle ağaçların hep diplerine yuva yaptım arkadaşlar. Şöyle bakın temizledim hep diplerini. Domateslerde bakın kocaman kocaman olmuşlar. Bakın neredeyse çiçek açacaklar. Maşallah. Böyle bakın zeytinlerin diplerini tertemiz yaptım. Şuradan gideyim bakın. Bamyeler de büyüyor. Bamyeler de böyle maşallah büyüyor. Merhaba. Cana da merhaba. Şöyle patlıcan fidanları. Şuradaki gülün dibinde bakın şu ağaçların dipleri tertemiz oldu. Bakın böğürtlenin dibi. Bakın ağaçların dipleri tertemiz. Sadece sulaması kaldı arkadaşlar artık bahçemizin. Gidip şimdi suyu açayım. Güzelce böyle bir bahçeyi sulayayım mis gibi. Bakın bu tarafta çiçek bahçesi. Ya Dilara'mın harika evi. Çok güzel. Gidip hemen suyu açayım. Akşam serinliğinde mis gibi şuraları bir sulayayım. Thank you.
arkadaşlar anlatamam. Rüzgar çoğaldı. Bir de akşam güneşi de battı. İyice serinledi hava. Benim de işim 5 dakika kaldı. 5 dakika sonra şu köşeyi de yaptım mı gideceğim arkadaşlar. Bugün sebzelerden tarafın o ağaç diplerini, sebzeleri hepsini hallettim. İçinin otlarını yoldum hep. Bir de çapaladım gördüğünüz gibi. Bir daha geldiğimde de bu ön taraftaki çiçeklerin olduğu taraftaki de ağaçların diplerini çapalayasım var. Güllerin diplerini böyle geldiğim zaman böyle parça parça diyorum. Diplerin çapalayayım, güllerin, ağaçların, ondan sonra içinin böyle yabani otlarını sökeyim. Böyle böyle Dilara gelene kadar inşallah tertemiz olur bahçesi de. Zaten dediğim gibi önceden Havva arkadaşımız da yapmıştı, eline sağlık. Zaten tertemiz. Ben de geri kalanını halledeceğim nasipse. Geldiğinde şöyle sadece oturup evinde rahat etmesini istiyorum Dilaracığımın. Bir an önce iyileşir, gelir. Şurada bir keyfini sürer evine. Çok güzel. Otursun şöyle manzaraya karşı çayını kahvesini alsın eline. Keyif yapsın. Bugünlük de videomu bu şekilde sonlandırayım arkadaşlar. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı, bizleri destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.